kura amenu vettekav le fetehna aleyhim berekatim mine semai vel ard. Şimdi bu ayete göre Afrika'da yani iman edenler yok mu? Vardır. Neden o zaman açlıktan ölüyor da Rabbim Celle Celaluhu gökyüzünde yeryüzün kapıları neden açmıyor? Çünkü açlıktan ölenler çok. Çünkü onlar arasında iman eden yok mu acaba? Şimdi bakın Allah'ın sünneti, vaadi ayette biraz önce dedik de ki eğer mümin iseniz siz galip gelirsiniz. Allah Teala bir topluma hitap ediyor. Toplum hitap ediyor. Mekke'de müminler kimidir? Resulullah ve etrafındaki müminler. Medine'de Resulullah ve etrafındaki toplum. Muhammedur Resulullah vellezine ma'hu. Onunla olanlar mümin toplumudur. Hitap böyledir. Onun için Allah azabı indirse topluma indirir. Ne diyor bizim atalarımız? Yaş da kuru ayağına yener. Mesele buradadır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bunu neye benzetiyor? Diyor bu aynen bir cemiye benzer. Üste zenginler, alta bodrumunda ceminin ambarında deposunda fakirler yaşıyor. Şimdi haber geldi zenginlere, fakirler ceminin dibini kazıyorlar. E bize ne ya? Biz dibinde değil, biz üst tabakasında yaşıyoruz diyemezsin. Çünkü cemi kazdıklarında su girer içine, hem onlar boğulur hem siz boğulmaya mahkumsunuz. Alabora olursunuz. Ondan dolayı toplumu ne güzel benzetmiş Resulullah. Allah'ın azabı geldiğinde toptan gelir. Bugün de toptan biz raydan çıkmışız. Allah'ın yolundan çıkmışız. Tam tersine eğer biz tam kafir olsak Allah Teala'nın vaadi haktır. Bu dünyayı bize verirdi. Diğer kafirler gibi. Biz hem Müslümanız yerine geldi Müslümanız yerine geldiği kafirlere benziyoruz. Müslümanlığın gereğini yerine getirmiyoruz. Böyle ortada insanları Allah Teala kurmaz sözü de yoktur. Onun için Afrika'da niye Afrika'ya örnek veriyoruz? Biz kendi ülkelerimizi verelim. Bütün İslam alemi. Irak, Suriye bugün de en yakın. Yemen. Burada insanların içinde hakiki müminler de var. Ama onlar da ölüyorlar. Onlar öldükleri göre, niyetlerine göre Allah onları yen şehit kabul eder, yen salih amel üzerine öldürür, yen ecirlerini verir. Anlatabildim mi? Ama toplum ceza geldi. Bazen de mucize gereği, şahıslara keramet gereği Allah onları kurur. Hazreti İbrahim ataştan kuruduğu gibi. Onun için bazen insanlar ortadan çıkarlar. Bugün de Allah bazı Müslümanları kuruyor. Suriye'den, Irak'tan kurturdu onlar. Evet, hicrette sıkıntıda yaşıyorlar. O sıkıntı onlar için bir medresedir. Bakın, sıkıntı müminler için Medine'de bir çözümüydür. Hicret ettiler gurbette. Ne oldular? Çelikleştiler. Ondan önce Hazret Musa'nın sünnetidir bu. Hazret Musa tam muttaki, Allah'ın adamı ama tecrübesiz gençtir. Allah onu yetiştirmek için 10 sene nereye gönderdi? Gitti Medyen'de Hazreti Şuayb'in yanında yetişti. Ondan sonra peygamberlik ona verildi. İşte budur arkadaşlar. Yaş da kuru ayağına yener. Onun için bize ne demeyelim? Cemi boğulur. Evet bu Allah'ın bir hikmetidir. Hikmeti böyle tecelli eder. Hocam şimdi diyor ki eşim öfkelenince beni çok dövüyor. Bir